araç sahiplerinin çoğu arabalarını evde şarj eder ve elektrikli araçlarını satın aldıklarında küçük seviye bir şarj cihazı verilir. Ancak ihtiyaçlarınıza göre kullandığınız şarj cihazının türü konusunda seçenekleriniz vardır. Bu videoda seviye 1 ve seviye 2 şarj istasyonu arasındaki farkı, seviye 2 şarj istasyonunu nasıl kurabileceğinizi, şarj istasyonunun nasıl güç aldığını ve evinizi tam olarak şarj etmek için ne kadar güce ihtiyacınız olduğunu açıklayacağız. Hangi şarj istasyonunun ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu düşünün. Seviye 1 şarj cihazı. Standart bir ev tipi 220 voltluk topraklı duvar prizine takılır ve saatte yaklaşık 8 kilometre şarj sağlar. Kısa bir yolculuk, iş yeri şarjına erişiminiz veya 8 saat veya daha fazla şarj etme yeteneğiniz varsa bu doğru seçim olabilir. Bu kriterler sizin için geçerli değilse, seviye 2 şarj istasyonu sizin için doğru seçim olabilir. Seviye 2 şarj istasyonu, seviye 1'den 4 kata kadar daha hızlıdır ve saatte yaklaşık 40 kilometre şarj sağlayabilir. Bu, daha uzun şarj süreleri gerektiren daha büyük pillere sahip araçlar ve yalnızca elektrikli araçlarını daha kısa sürede tamamen şarj etmek isteyenler için harika bir seçimdir. Seviye 1. İlk olarak, kalifiye bir elektrikçi ile konuşarak evinizin elektriksel değerlendirmesini yapın ve elektrik panonuzun bir elektrikli kurutucuya benzer şekilde özel 380 voltluk bir çıkış gerektiren seviye 2 şarj istasyonu kapasitesine sahip olup olmadığını belirleyin. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Bu nedenle bir şarj istasyonu kurmadan önce bir elektrikçinin elektrik değerlendirmesi yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir elektrikçi, panelinizin seviye 2 şarj istasyonu için kapasiteye sahip olmadığını belirlerse ve o sırada panelinizi yükseltiyonu kurulumcularıyla bağlantı kurmanız gerekecek. Fişini güneşetak.com, internet adresindeki elektrikli araç şarj sayfamızı ziyaret edin ve size ve bütçenize uygun elektrikli araç şarj sistemlerimizi inceleyebilirsiniz. Ortalama olarak kurulum maliyetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu, şarj ihtiyaçlarınıza en uygun elektrik hızının ne olduğunu düşünmek için iyi bir zamandır. Seviye 2 şarj istasyonunuzun kurulumu ve bir servis paneli yükseltmesi gerektiriyorsa, elektrikçinin elektrikli ekipmanı güvenli bir şekilde yükseltmesini sağlamak için bir saha teknisyenimizin gücü karşılama hesabına yardımcı olması gerekir. Randevuyu saha teknisyeni ile planlamak için bizim ile iletişime geçin. Talebinizi online olarak internet sayfamız üzerinden veya WhatsApp 0-544-770-18-06 numaralı telefonumuza mesaj atarak iletebilirsiniz. Bu adımları izlediğinizde ve elektrikçiniz seviye 2 şarj istasyonunuzun kurulumunu tamamladığında şarj olmaya hazır olacaksınız. Elektrikli araç şarj istasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin ve fişini güneşetak.com adresindeki araç fişini güneşetak başlığı altındaki sayfalarımızı inceleyin. Şarj istasyonları kilowatt, volt ve amper olarak derecelendirilir. Ancak bu terimler ne anlama geliyor? Ve ihtiyaçlarınıza en uygun şarj istasyonunu nasıl seçersiniz? Ev şarjının nasıl çalıştığını anlamak için arabanıza akan elektriği bir sıhhi tesisat sistemi gibi düşünün. Volt olarak ölçülen voltaj, su basıncı gibidir. Ve elektrik akımını şarj istasyonuna doğru iter. Amper cinsinden ölçülen elektrik akımı akışı suyun hacmine benzer. Aracınızın aküsüne verilebilecek maksimum elektrik akımı miktarı amper değeridir. Volt ve amper, elektrikli aracınızın aküsüne kilowatt, kW güç sağlar. Bu, şarj istasyonu özelliklerinde listelenen kilowatt değerinin aracınızın şarj olacağı hız olduğu anlamına gelir. Arabanızın aküsüne ne kadar güç akacağını belirlemek için voltları amper ile çarpın ve 1000'e bölün. Örneğin, 30 amperlik bir 240 voltluk seviye 2 şarj istasyonu saatte 7,2 kW sağlar. 1 saatlik şarjın ardından aracınıza 7,2 kWh enerji katmış olacaktır. Elektrikli araç şarj istasyonunuza göre tüm pilinizi ne kadar sürede şarj edeceğinizi hesaplamak
için aracın kullanım kılavuzunda bulunan ve kilowatt saat cinsinden pil kapasitesini alın ve bunu şarj istasyonunun kilowatt çıkışına bölün. Örneğin, 42 kilowatt saat pil kapasitesine sahip tamamen elektrikli bir elektrikli araç modeli. Elektrikli araç şarj istasyonu çıkışının 7,2 kW olduğunu biliyoruz. Bu da tam şarjın yaklaşık 6 saat süreceği anlamına geliyor. Her elektrikli aracın ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonu tarafından sağlanan güç miktarından bağımsız olarak pilin güvenle kabul edebileceği güç miktarını gösteren bir şarj hızı vardır. Aracınızın şarj oranını bulmak için marka, model, yıl girin ve bir internet arama motoruna maksimum şarj oranı yazın. Şarj istasyonunuzun kaç amper olması gerektiğine karar verirken, günde ortalama kat ettiğiniz kilometreyi evde ne sıklıkla şarj edebileceğinizi ve aracınızın şarj oranını göz önünde bulundurun. Örneğin, 8 saat boyunca 16 amperlik bir şarj istasyonunu kullanmak, her şarj ettiğinizde size 153 kilometre menzil sağlayacaktır. Normalde günde 48 kilometre sürüyorsanız, elektrikli aracınızı haftada yalnızca 3 kez bir gecede şarj etmeniz gerekir. Daha uzun mesafeleri daha sık kullanıyorsanız, haftada daha az şarj için daha yüksek bir amper şarj istasyonu düşünebilirsiniz. Güneş enerjili elektrikli araç şarj istasyonlarına geçiş, birden fazla elektrikli araca sahip olma veya sürüş alışkanlıklarınızdaki olası değişiklikler gibi gelecekteki değişiklikleri düşündüğünüzden emin olun. Umarız bu video faydalı bir kaynak olmuştur. Hangi elektrikli araç ve şarj istasyonunun sizin için doğru olduğunu düşünürken, bazı ek kaynakları internet sayfamızdan bulabilirsiniz.